Herkese merhabalar, ben diyetisyen Büşra Çengel. Kilo vermede özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları bugün size anlatıyor olacağım. Eğer sağlıklı bir kilo vermek istiyorsak öncelikle gerekli olan şey aslında kan tahliliniz. Bu sayede kolesterol yüksekliğiniz var mı, herhangi şeker yüksekliğiniz veya farklı değerlerde bir yükseklik var mı, buna bakılıyor ve bunun yönlendirmesiyle aslında bir beslenme programı oluşturuluyor. Bu anlamda yaptığımız en büyük hatalardan biri de diyete başladığımız an aslında ekmeği kesmek. Biz ekmeği kestiğimizde maalesef ki kas kaybı yaşayabiliyoruz ve bir süre sonra kan şekerimiz ani olarak düştüğünden bir sonraki öğün fazla yiyecek tüketebiliyoruz. Bu sebepten dolayı kişinin ihtiyacına göre sabah 1-2 dilim, öğlen 1-2 veya akşam 1-2 dilim ekmek tercih edebilir. Bu anlamda beyaz ekmek mi, kepekli ekmek mi, tam buğday ekmeği mi? Kafalar çok karışık bu konuda. Aslında tüm ekmeklerin kalorisi hemen hemen aynı. Bizim burada vitamin ve mineral içeriği yüksek olan tam buğday, tam tahıllı ekmekleri tercih etmenizi öneriyoruz. Eğer çok yoğun bir demir eksikliği aneminiz varsa kepekli ekmek tüketmenizi çok önermem. Beyaz ekmek vitamin anlamında, mineral anlamında çok zengin olmadığı için sizi bir sonraki öğüne çok daha çabuk acıktıracaktır. Yine yapabileceğimiz güzel bir alışkanlıklardan biri de bitki çayları tüketmek. Eğer herhangi bir tansiyon hastalığınız yoksa veya tiroid problemleriniz yoksa 1-2 fincan kadar yeşil çay gündelik beslenmenize ekleyebilirsiniz. Fakat bu konuda yine uyarmak istiyorum. Eğer tansiyon ilaçları kullanıyorsanız, tansiyon probleminiz varsa yeşil çayı lütfen tüketirken çok çok dikkatli olmalısınız. Bizlere de sorabilirsiniz bu konuda. Yine fiziksel aktivite çok önemli. Günlük yapacağınız yürüyüşler size hem motivasyon sağlayacaktır hem de kilo vermenize destek sağlayacaktır. Veya dışarı çıkamıyorum diyorsanız evde de yapabileceğiniz birçok egzersiz var. En basitinden müzik açıp oynayabilirsiniz. Ara öğün yapıp yapmamalıyız konusunda kişiye göre değişiyor tabii ki de. Eğer kişi ihtiyaç hissediyorsa, kan şekeri düşüklüğü varsa, çok çabuk acıkıyorsa ara öğün yapabilir, gündelik hayatına ekleyebilir. Fakat bu kişiden kişiye değişiyor. İlla yapmak zorunda değiliz. Sabah öğle akşam şeklinde veya sabah öğle akşam iki ara öğün şeklinde de beslenmenizi planlayabilirsiniz. Bu şekilde bir yol izlediğinizde aslında çok da kolay bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Lütfen tek başınıza bunu denemeyin ki eğer kişi kendi başına diyet yaptığında metabolizma hızını biraz bozabiliyor ve sonrasında onu tekrardan toparlamak biraz zaman alabiliyor. Ve sürekli kilo alıp verdiğinde aslında vücudunda şekil bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Şimdiden herkese sağlıklı, mutlu günler dileyelim. Lütfen sağlığınız şakaya gelmiyor. Diyetisyeninizle birlikte en doğru, en basit diyeti kendinize göre oluşturabilirsiniz.